İyot eksikliği sebebiyle özellikle genç ve erişkin kişilerde daha sık görülen guatr hastalığı, tiroid bezlerinin yaygın olarak büyümesiyle ortaya çıkıyor. Solunum güçlüğü, uyku bozukluğu, kilo alma ya da kilo kaybı ve öksürük gibi fizyolojik belirtiler gösteren guatr, ülkemizde oldukça yaygın olarak görülüyor. Guatr hastalığı tedavi edilmediği durumlarda çarpıntı, zayıflama, ishal Cilt hastalıkları ve göz bozukluklarına sebep olabiliyor. Guatr genellikle e, genç ilişkin insanlarda görülen bir hastalık çeşididir. Tiroid bezinin yaygın olarak büyümesine aslında guatr denir ama bunun içindeki tiplerde de e, nodüller kadar olmamasına göre değişebilir. ...guatırda e, e, tiroid bezinin difüz büyümesidir... ...yani ya, boynun önünü tamamen kaplamasıdır... ...bu yaygın olarak büyüyebilir ya da içinde nodüller olabilir... ...ya da tek nodül olabilir... ...bir de fonksiyon yapıp yapmamasına göre değişiyor... ...fonksiyon yapıyorsa yani tiroid hormonunu çok kana veriyorsa... E, ...halk arasında zehirli goiter denen, toksik guatırdır... E, ...fonksiyon yapmayan, soğuk olan yani hormon salmayanlar ise hipoaktif yani çalışmayan guatırlardır. Goatr için bazı endemik bölgelerden bahsederiz. Bunlar Türkiye için Doğu Karadeniz ve Isparta bölgesi söylenebilir. Burada özellikle yüksek yerlerde yağmurun yağıp topraktaki iyodu götürmesinden dolayı vücudumuza sebze ve meyvelerden az iyot alırız ve tiroid bezi bu az iyodu to tolere etmek için çok çalışmak zorunda kalır ve çok çalıştıkça da o bez büyür. İşte bu, bu bezin büyümesine, yaygın olarak büyümesine guatr diyoruz. Guatr tedavisi ee, tabii ki Dahiliyeci yani endokrinoloji bölümündeki meslektaşlarımız ve cerrahlar arasında bu tedavi yapılır. Nükleer tıpçılar bizim için gerek teşhiste gerek tedavide bize çok yardımcı olurlar. Burada bizim karar vermemiz gereken şey hangilerine ameliyat yapacağız hangilerine yapmayacağız. Tiroid bezi aslında vücudun metabolizmasını düzenleyen bir hormon salgılıyor. Çok çalıştığı zaman yani hipertiroidi olduğu zaman bir kere kalbimiz çok çalışıyor. Dolaşım sistemi olarak yani çarpıntı ya e, yol açabilecek kadar aşırı çalışıyor. vücut metabolizması çok çalıştığı için e, giderek kişi zayıflıyor kaşeksi dediğimiz ve de sonunda ölüme kadar giden bir tablo içine hastalar girebilir sindirim sistemi çok çalışabiliyor isellere yol açabiliyor çok idrara çıkma olabiliyor e, cilt bozuklukları olabiliyor göz bozuklukları olabiliyor ve bir Dolayısıyla bütün sistemleri tutuyor, tutan bir tablodur diyebiliriz göstermiş olduğu özelliklere ve türüne göre farklı tedavi metotları olan guatr genel olarak ilaç ve ameliyat yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor.